31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Seçimler yaklaştıkça AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un telaşı artıyor. Ziyaretlerinde sürekli gaf yapan, konuşmaları eleştiri odağı olan Kurum bu kez boyut atladı. İstanbul seçimlerini Gazze'ye kadar taşıdı. Kurum Gazze'ye yardım yapılmasını yerel seçimlere ve kazanım elde etmesine bağladı. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. CHP lideri Özgür Özel bu açıklamalara Bursa Osman Gazi'deki seçim koordinasyon merkezi açılışında tepki gösterdi. Özel, kurumu çapsız ve istismarcı olarak tanımladı. Geçen seçimlerde Ekrem Bey'den oy almak için Sisi'nin yapmış olduğu yapıyı Ekrem Bey'e yapıştırıp Ekrem Bey'i şeytanlaştırmaya çalışıyordu. Şimdi Sisi ile ahbap oldu. Ekrem Bey'in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, böylesine bir samimiyetsizi, böylesine bir istismarcıyı ve bu kadar kolay yalan söyleyen birisini koymuşlar. Özel partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurumun adaylığını geri çekmesi çağrısında bulundu. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam buradan sonra, bugün son gün, adayı çekmek için son gün. Ben bu adayı Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam çeker alırım. Murat Kurum orada duracağına, oraya bir tane Pinokyo koysa Murat Kurum'dan daha inandırıcıdır. Bugün son gün, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Murat Kurum'u çek, İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kuruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gazze'deki zulüm parti fark etmeksizin hepimizi yaralıyor. Gazze'deki soykırımı belediye seçimine malzeme yapmak, Gazze'li çocukları basit siyasi çıkarları için kullanmak utanç verici. Bu zulmü durdurmak için bir şey yapmıyorsunuz, en azından susacağınız yeri bilin. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaptığı paylaşımla kuruma sert tepki gösterdi. Tüm dünyanın ayağa kalktığı, tepki gösterdiği bir dönemde Gazze'li mazlumların acılarını yerel seçimlere alet etmek ahlaksızlıktır, seviyesizliktir, vicdansızlıktır. Halep ortadaysa arşın burada. Buyurun, iktidar olarak terörist İsrail'e giden ticaret gemilerini durdurun. İktidar olarak elinizde olmayan hangi yetkiyi kullanacaksınız da İBB'yi kazanınca Gazze'li mazlumlara yardım edeceksiniz? Edep yahu, insanların işlenen zulüm karşısında kendini ateşe verdiği bir dönemde yaşanan soykırımı siyasete alet edemezsiniz. Evet, YouTube kanalı üzerimizden değerli yorumlarıyla bizleri takip eden sevgili izleyicilerimiz, sizlere de merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Beykoz'da halk buluşması gerçekleştirdi. Yurttaşa seslenen CHP lideri İstanbul'un mimari ve ekonomik dönüşümüne ilişkin partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Şimdi Murat Kurum'a soruyorlar. Kanal İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz? Baktı ki Ekrem Başkan'ın sloganını İstanbul benimsemiş. Ya kanal ya İstanbul demiş. Diyor ki İstanbul'un sorunlarını konuşalım. Bunu niye gündeme getiriyorsun? Neden Kanal İstanbul konuşalım? Kardeşim, Kanal İstanbul'u sen söyledin. Senin reisin söyledi. Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Bu ihanet projesini de İşte Ekrem Başkanımız durdurdu. Ekrem Başkanımız. Eğer 5 yıl önce Ekrem Başkan değil de o zamanki Tayyip Bey'in adayı Binali Bey olaydı, Kalan bütün arsalar gitmişti. İstanbul'un boğazına hançer girmişti. Kanal İstanbul'u yapmışlardı. Her tarafını da Katarlılara satmışlardı. Çıkmışlar, tekrar o istiyorlar. Hatta 94'te kazanmış ya, 94 ruhuyla diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara'da Melih Gökçek Belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul'a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum, Tayyip Bey diyor. Diyor ki biz yatay mimari yapamadık, dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul'a hançerleri sapladık ve burada benim de suçum var. Doğru söylüyor. Rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul'da kaç gökdelen vardı? 4. Böyle Rabia yapıyor ya. 4. O giderken kaç vardı? Tam 247. İstanbul'a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul'a vereceği hiçbir şey yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6.sı düzenlenen CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri törenine katıldı. CHP lideri isim vermeden MHP lideri Bahçeli'yi bakın nasıl eleştirdi.
ulusal çapta gelişmiş ülkelerdeki en önemli vefa o ülkenin kurucu kadrolarına duyulan vefadır. Maalesef bugün ülkeyi yönetim kademesinde olanlar bazen ağız ucuyla, bazen cumhuriyetimizin bahanesi deyip geçerek, bazen Atatürk dememek için gazi diyerek ama esasen cumhuriyetin bir bütün olarak kurucu kadrolarına minnet ve vefa duymak yerine özellikle bazı isimler üzerinden aslında cumhuriyetin kuruluş hikayesine husumet duyduklarını da gizleyemiyorlar. O yüzden cumhuriyetin kurucu kadrolarına, cumhuriyetin kuruluşuna ve aydınlanma devrimlerine sahip çıkanların bu ülkede bu vefayı göstereceği günlerin yakın olduğunun altını çizmek isterim. Altıncısı düzenlenen CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri törenine katılmıştı.